Hayri Bey, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Sorum var size. Merhaba öncelikle. Hocam ben eşimin sütünü içtim. Eşimin sütünü içmek haram mıdır, helal midir? Eşinizin sütünü içtiniz, helal mi, haram mı? Evet. Eşinizin, yani bir evladınız var herhalde yeni ve eşiniz emziriyor. Evet. Evet. Kaç aylık evladınız? Allah bağışlasın. 6 aylık. 6 aylık. Rabbim ona uzun sağlıklı ömürler versin. Şimdi bu enteresan, hiç duymamıştım böyle bir şeyi. Nasıl içtiniz demeye de korkuyorum. Yani o iki türlü olabilir. Bir yanlışlıkla olabilir. Bir de bilerek olabilir. Öyle tasnif edelim. Ha. Herhalde biberonla çekmiştir göğsünden hanımefendi. Muhafaza yani ederken. Yani haram mıdır hocam? Nasıl? Yani haram oluyor yoksa? Şimdi bilerek içmek şöyle yapanlar oluyor. Süt kardeşliği meselesi falandan da dolayı böyle başka insan babasıyla süt kardeş olabilir mi? Uygulamalar böyle olmaz da. Buna benzer şeyler oluyor. Yani büyüklerden süt içilir mi? Büyük bir kadından sütünü içtim vesaire uygulamaları var. Burada normal olarak ona helal değil, caiz değil. Yani bir eşinin insan sütünü içme, o çocuğun hakkı, bebeğin hakkıdır ve bebeğe yaratılmıştır. Allah-u Teala ağılda oğlak kuzulasa çayırda ot bitiriyor. Herkes rızkıyla gelir. Çocuk doğar doğmaz sütü hazırlanıyor. O yavrunundur, onun ihtiyacı vardır. Ama yanlışlıkla olduysa bunda herhangi bir sakınca yok. Bilerek yapmamak lazım, kaçınacak çünkü helal değil. Doğrudan bir başkası yabancı olsa zaten haramdır ama eşi olunca istemeyerek de olsa herhangi bir süt ağzına kaçmışsa bundan dolayı bir şey de gerekmez. Kardeşin, küçük kardeşin sütünü içmesi annesinden. Yani 2 yaşında bir evlat nasip etti Rabbim. Yeni evladınız doğdu. Onu görünce o da içebilir, içmek istiyor. İçebilir ama 2 yıl zaten emzirme Kur'an'da evet, tavsiye ediliyor. 2 yıldan sonrasını 3'e 4'e kadar emenler de oluyor. O da uyanık. O da onun nasibi devam ediyor yani, demek kardeşiyle beraber. Evet.